Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kuzu göbeği aramaya. Bugün 23 Mart. Ramazan'ın ilk günü. Tabii ne yapacaksın? İşten çıktıktan sonra teyze oğluyla bir bakalım kuzu göbeği çıkmış mı diye baktık. İleride 3 tane bulduk. Tabii kuzu göbeği bulur da biz peşine bırakır mıyız ondan sonra? Düştük peşine değil mi teyze oğlum? Bir bakalım şuralara bir. Var mı yok mu? Bu bölgeyi değiştirdik. Bu bölgeyi değiştirdik. Dikkatli şekilde bakıyoruz. Geçen yıl buralardan toplamıştık arkadaşlar. Buralarda iş ilk böyle olan bölgelerde. Honaz Denizli derim ben. Evet, evet işte burada aranan arkadaşları bulduk. Evet görüyorsunuz. İki tane burada. Bakın bir tane burada. Bir tane burada. Şu anda burada şu alanda dört tane var arkadaşlar. Ha çok büyümemiş. Yeni başlıyor. Ondan dolayı şey değil büyüklerini alacağım. Ona göre gerisini şey yap. Deyse oğlum şu büyüğü alıversene sen. Bak şurada. Evet. Bunun çevresinde mutlaka arkadaşlar bakalım. Oluyor. Dezon sezonu resmen başlatmış olduk Evet. ya. Gerçekten Aynen de. öyle. Bu yıl sezon başladı. Evet. Evet. Diğerleri kalsın. Kalsın. Şey yapalım, büyüsün. Evet arkadaşlar, oradan döndüm. Hemen buraya bakınca bakın 1 2 3 görüyorsunuz mu? Ha bunlar hep ufak. Almayacağım. Sonra şey yaparız. Büyüyünce alırız diye düşünüyorum. Ama Denizli Honaz'dayım ben. Denizli Honaz'da resmen kuzu göbeği çıktı. Aa bak Dezol oğlum bir tane de burada varmış. Bak. Bak. Görebildiniz mi arkadaşlar? Yani 3 gün önce, 2 gün önce kuzu göbeği Denizli Honaz'da çıkmaya başladı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ona göre yani hafta sonuna plan yapabilirsiniz. Ama tabii çok çok yüksek rakımlara gitmeyin derim ben. Çok yüksek rakımlarda bulma şansınız yok. Buralara bir daha geldiğimizde toplarım ben bunları. Çünkü küçük almaya gerek yok. Büyüdüğünde büyük büyük toplarız yani. Demek oluyor ki şu bölgede var. Bu bölgeyi dikkatlice incelersek daha gerisi gelecek diye düşünüyorum. Sadece o bölgede zaten 7-8 tane çıktı bir bölgede. Bir alanda diyeyim bölge demeyeyim de küçücük bir alanda. Dediğim gibi işten çıktıktan sonra hava kararmadı. Ramazan'da oruç tuttu ne yapacağız dedik. 1-2 saatliğine teyze oğlumla şöyle bir çıkalım dedik. Eski bulduğumuz bölgelere bir bakalım dedik. Baktık. Çıkmış yani. Hafta sonuna kadar veya bir haftaya iki haftaya iyice çoğalır arkadaşlar bunlar. Hava şartları böyle giderse tabii. Yağmur ve güneş devam ederse. Bunun gerisi gelir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çıkmış ama ufak. O yüzden daha bunları toplamıyorum ben. Allah'tan mesela 3 gün 5 gün sonra çıkar gelirim. Bunların hepsini toplarız. Veya ben toplarım veya teyze olur uğrar o toplar. Bakalım. Dediğim gibi en azından bu rakımlarda ha rakım kaç diyeceksiniz siz bana şimdi. Kaç rakımdayım bakalım. Yaklaşık 700 rakımdayım arkadaşlar. 700 rakımdayım. 3 gündür, 2 gündür, 3 gündür sürekli yağmur yağıyor, güneş açıyor. Ve bunun sayesinde de mevsiminin de gelmesinden dolayı kuzu göbeği çıkmış. Bunu bilin. Honaz'da. Ha vardı yoktu duyuyordum. Bulduk bulmadık ama kısmet oldu bugün bulduk. Ha yenecek kadar değil ufak ama en azından 3 gün 4 gün sonra onları toplar yeriz Allah'ın izniyle irileştiğinde.
Evet arkadaşlar, bakın burada bir tane daha kuzu göbeğimiz olmuş. Şöyle temizleyelim. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar, kuzu göbeği sezonu başlıyor dediğimiz gibi. Bakın mini minnacık yeni yeni çıkıyorlar bu arkadaşları. 3 gün, 5 gün, 1 hafta sonra geleceğiz. Hepsini toplayacağız. Yer honaz arkadaşlar. Bu kadar yalnız. Bu kadar. Yani vallahi daha bu kadar yani. Burada en aşağı 60'a 70'e yakın kuzu göbeği bıraktım ben. Gelip de patlatmanıza izin vermem yani. Denizde honaz. Doğru değil mi Deniz oğlum? Bu bölgede var arkadaşlar. Göründüğü gibi ondan dolayı aynı yerde böyle sürekli dönüyoruz. Yeni çıkan, daha önceden çıkmış olan var mı diye ona bakıyoruz açıkçası biraz da. İrisi varsa alacağız. Aynı zamanda siz de bakıyorsunuz bizle beraber. İri mi? Oo, bakın arkadaşlar, teyze oğlum geliyorum. Evet işte bu ya. En azından bu kadar olmalı topladığımız, bulduğumuz kuzu göbeği. Evet. İşte bu kadar olduğu Yakaladım. zaman Yakaladım, yakaladım, yakaladım. arkadaşlar Yeter. tekrardan uyarıyorum. Artık bıçakla kesmek misel ağına zarar veriyor. O yüzden köküyle yolup kökünü orada keserek orada bırakalım. Yoksa altta kalan misel ağı zarar görüyor ve kuzu göbeği o bir daha orada çıkmıyor. Bunu bana bir izleyicim söyledi. Araştırdım. Doğru, haklı. Yabancı sitelere baktım. Yabancı sitelerde de kesinlikle şey yapmıyorlar. Hani bıçakla kesip böyle bırakmıyorlar kökünü. Ondan dolayı dikkat edelim. Daha çok toplayalım derim. Daha çok olsun. Herkes daha çok toplasın derim ben. Evet, buldukça daha keyifli oluyor. O zaman daha çok dolanır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün de böyle bir kuzu göbeği avımız oldu. Evet, bulduk 15-20 kadar. Üzerine hani üzerine soğan doğrayacak kadar değilse de soğanın üstüne ekecek kadar bulduk arkadaşlar. Yani bakalım kısmet. Bundan sonra zaten Allah'ın izniyle durmayız. Sürekli dağlarda oluruz. Görüşmek üzere.